Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugünkü videomuza başlıkta görmüş olduğunuz gibi sizi engelleyen domuzları nasıl engelini kaldırtırsınız, bunlardan bahsediyor olacağım. Dünyanın bence bu arada bence en gereksiz videosu. Ama çekiyorum. Neden? Çünkü istiyorsunuz. Bence dünyanın bu arada en gereksiz istenen videosu. Tabii ki çekeceğim. Bunun için çok fazla düşündüm. Çok güzel maddeler hazırladım. Tam 5 madde hazırladım. Neler yapabiliriz? Sizi engelleyen domuzların engelini nasıl kaldırtabiliriz? Nasıl onları bu duruma düşürebiliriz? Onlardan bahsediyor olacağım. Ben aslında bu videoyu çekmek istemiyordum. Çünkü seni engelleyen bir insanın engelini kaldırmasına muhtaç olmamasını, yani bunu istememelisin. Muhtaç demeyelim de bunu da istememelisin bence. Çünkü sonuçta seni engellemiş ve bir şeyleri göze almış. Anladın mı? İstemenizin sebebi şey de olabilir. İşte ben onu pişman etmek istiyorum. Pişman olsun, kudursun, beni engellediğine pişman olsun. Beni nasıl engellediyse, öyle öküz gibi, domuz gibi engellediyse engelini tekrar kaldırsın istiyorsun. Sizi de anlıyorum. Ben de zaten sırf öyle intikam amaçlı düşünenler için bu videoyu hazırlamak istiyorum. Umarım ki engelini kaldırdıktan sonra onunla tekrar sevgili olmaya devam etmezsiniz. Onu tekrar hayatınıza almazsınız. Rap mi yapsam ben? Rap yapayım değil mi ben? Ay neyse kızlar. Olamıyorum ya. Kızlar diyorum ha. Erkekler. Domuz. Öncelikle bu tarz videoların gelmesini isterseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşunun yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Dilerseniz, ki dileyim bence, beni sosyal medya hesabımdan da takip edebilirsiniz. Oradan gelen DM'leri okuyorum ve istek videolarınızı tabii ki önem veriyorum. Yorumlarda da keza öyle. Neyse tam lafı fazla uzatmayalım, artık videoya geçelim. Wow. Evet, şimdi bir ilişkiniz bitti ya da biriyle flört halindeyken durduk yere ya da anlaşamayıp istemeyip sizi engelledi. Hiç fark etmez. Umarım pür dikkat beni dinlersiniz ve umarım sadece ve sadece intikam amaçlı izliyorsunuzdur bu videoyu ve umarım istemiyorsunuzdur artık o kişiyi hayatınızda. Bence inşallah öyledir ya. Evet, birinci maddemiz, ne yapıyorsunuz? Asla haberiniz yokmuş gibi davranıyorsunuz. Yani sanki hiç farkında değilmişsiniz gibi davranacaksınız. Özellikle sürekli aynı ortamdaysanız ya da yan yana gelebileceğiniz ortamdaysanız ya da yan yana değilseniz bile onun kulağına gidecek insanlara bile bunu söylememeniz sizin açınızdan daha avantajlı olacaktır. Eğer söylerseniz tabii ki zoruna gittiğini bilmesi sizin onun gözünden, aa bak işte hemen de nasıl zoruna gitti, aa benim engellemem onun için wow kötü bir şey diye düşüneceği için, çünkü bu noktada kendilerini bulunan sinir kumaşı sanıyorlar ya. Yani sanki böyle engellememişçesine hayatınıza devam edeceksiniz. Sanki fark etmemişsiniz bile, anladınız mı? Bunu ona hissettirin. Umurunuza değilmiş gibi davranın. Yanında olduğunda, gördüğünüzde sanki hiç bu durumdan etkilenmemişsiniz gibi davranın. Özellikle yakın arkadaşlarınıza işte beni engelledi, şöyle böyle ne yapacağım derseniz, ya gerçekten bu konuda şuna katılıyorum, yerin kulağı var gerçekten. Mutlaka o arkadaşlarınızdan bir tanesi birine söyleyecek, o diğerine söyleyecek, o da ona söyleyecek. Anladınız mı? Dolaylı yoldan bunu öğrenmesi de sizin açınızdan iyi olmayacaktır. O yüzden sizden istediğim tek nokta şu ki onun kulağına, aa işte sen engellemişsin ve senin için ölüyor, çok üzgün gelmesini engellemeniz gerekiyor. Ve bu durumda da kimseye bu durumdan bahsetmemeniz gerekiyor. Bence bahsetmemelisiniz de zaten. O çünkü bu noktada sizin üzüldüğünüzü, perişan olduğunuzu, mahvolduğunuzu falan düşüneceği için bunu ona düşündürtmüyorsunuz. Yani hiç bu durumdan etkilenmemiş gibi davranıyorsunuz. İnanın bana bu çok çok kolay. Dediğim gibi özellikle yakın arkadaşlarınıza, ortak arkadaşlarınıza bir şeyler söylerken bu noktada çok dikkatli oluyorsunuz. Tamam mı? Anlaştık mı? Yani bu plandan ona dahi bahsetmeyeceksiniz. Yerin kulağı var. Bak saçmalamayın. Yapmayın bunu. Kimseye güvenmeyin bu konuda ya. Kendi kendinize plan yapın. Bak ben ve sen. Ben kimseye söylemem. Sen hiç kimseye söyleme. Evet, ikinci maddemiz ise eğer onunla aynı ortama giriyorsan, yani aynı okuldaysan, sürekli görüşebileceğin, mecbur kaldığın bir ortam varsa senin için, bu aslında bir nebze senin için avantaj. Neden? Çünkü eğer aynı ortama giriyorsanız hem ruhunuzla hem de dış görünüşünüzle bu durumdan hiç etkilenmediğinizi ona göstermeniz gerekiyor. Yani eğer onunla aynı ortama giriyorsanız gayet mutlu görünün. Gayet bakımlı ve güzel görünün. Hem umursamaz olmanız onun zoruna gidecektir. Güzel ve bakımlı görünmeniz de onu günden güne pişman edecektir zaten. Bunu gerçekten her zaman söylerim. Eğer terk edildiyseniz gerçekten kendinizi salmak, bırakmak ve acı çekmek yerine kendi hayatınıza, mutluluğunuza,
Mutlu ol ya. Mutlu görün, anladın mı? Sensin çünkü, senin hayatın. O yoktu zaten senin hayatında öncesinde. Dış görünüşünde de her zaman güzel ve bakımlı görünmen gerekiyor. Çünkü birini pişman etmek istiyorsan maalesef ki hani insanlar dış görünüşe falan bakıyor. Şimdi bu konulara girersem uzar gider maalesef. İnsanlar dış görünüşüne bakarak da pişman olabilir. Anladın mı? İnsanlar seni güzel görüp, yani eski domuzun seni güzel görüp ay ne kadar güzelleşmiş ya da ne kadar yakışıklı olmuş deyip sana geri dönebilir yani. Anladın mı demek istediğim şeyi? Yani güzelleşmen ve umurunda olmamış gibi davranması, gayet mutlu ve güler yüzü pozitif bir şekilde olursan onun aynı ortamlarda etrafına karşı. Tabii ki bu onu günden güne pişman edecek ve günden güne nasıl ya nasıl ya diye kafasına takıp zoruna gitmesine sebep olacaktır. Sırf bunun için bile engelini kaldırabilir, anladın mı? Aa çok güzelleşmiş yazar, kaldırayım engelini. Ya da aa hiç zoruna gitmemiş, dur kaldırayım bir yazacak mı acaba? Ya arkadaşlar dediğim gibi aslında bu çok basit şeyler. Anladınız mı demek istediğim şeyi? Evet, bir diğer maddemiz ise konuştuğunuz, görüştüğünüz, flörtünüz olsun. Şimdi hani hep diyorlar ya, tam sevgili yapacağım eski sevgilim geliyor. Tam sevgili yapacağım, flörtüm var. Tam birine aşık olacağım, eski sevgilim bana mesaj atıp kafamı karıştırıyor. Neden? Çünkü bir flörtünüzün olması başkasına aşık olabilme ihtimaliniz onu ürkütecektir. Ve kendisini hani vazgeçilmez Hint kumaşı sanıyor dedik ya. Bu noktada benden vaz mı geçiyor ya? Nasıl yani diye düşünecektir, anladınız mı? Hani şey moduna giriyorlar karşınıza kişiye. Şşş oğlum bana aşıktı, o bana aşıktı. Nasıl sana aşık olabilir? Ya nasıl seni sevebilir? O beni seviyor ya. Hani tarzı çocuk gibi çocuk hallere girecektir. Bunun sebebi de arkadaşlar dediğim gibi her zaman ne olursa olsun, istersen 10 yıl geçsin çoluk çocuğa karışan eski sevgiliniz her zaman o beni seviyordu, o bana aşıktı modunda olur. Ha, asla öyle bir şey yoktur ama öyle düşünür, beyin yok. Eğer görmüyorsa bile, flörtünüzün olduğunu göremeyecekse bile bunu ona duyurmaya çalışmanız gerekiyor. Ortak arkadaşlarınızı bu noktada kullanabilirsiniz. Ya da sosyal medyada takipleşmeseniz bile bunu hikayenizde atabilirsiniz. Hani o şu an konuştuğunuz flörtünüz olmasa bile bunu yapabilirsiniz. Hani bir çiçeği çekip atmak, bir gülü çekip atmak tarzı. Gül ve çiçek. Aynı kategori. Bunu yani isterseniz inanın bana gösterebilirsiniz ve bu durum onu ürkütecek. Engelinizi kaldırıp hatta direkt kendisini yazmasına bile neden olabilecektir. Haberiniz olsun. Çünkü her zaman öyle olur. Hep öyle oldu. Merak etmeyin, bana güvenin. Ve dördüncü maddemiz ise sosyal hayatınıza aktif olmanızı istiyorum. Yani arkadaşlarınıza eğlenirken, dışarı çıkarken, çeşitli aktiviteler yaparken bunu sosyal mecralarınıza paylaşabilirsiniz. Ya da eğer sosyal medyadan da sizi engellediyse o domuz, ne yapıyorsunuz? Onunla takipleşen ya da sıkabileceği bir diğer profil, arkadaşınızın, en yakın arkadaşınızın, best friend'inizin profiline güzel selfie'ler, güzel hikayeler, yani story'ler atsanız çok daha iyi olacaktır. Çünkü sizi eğlenirken, mutluyken görmesi onun içine böyle lop diye oturacaktır. Çünkü genellikle hani kendisi muazzam bir insan, dünyanın bulunmaz 7. harikası olduğu için, yani öyle sandığı için kendini, evde oturup engellemesinin acısını çekmenizi ister, ağlamanızı ister, üzülmenizi ister, bu durumdan etkilendiğinizi göstermenizi ister. O yüzden sakın atarlı giderli sözler ya da ona ulaşmaya çalışacak herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Bunu yapmayın sakın. Çünkü mutlu görmesi sizi içine var ya böyle bir ukde oturtacaktır, anladın mı? Evet, beşinci ve son maddemiz ise tekrar onunla aynı ortamda olabileceğiniz yerlerde onu ekstra görmemezlikten gelmeni istemiyorum. Biliyorum ki onu görmemezlikten gelmek senin için, ya evet onu görmemezlikten gelirsem çok iyi olur diye düşünüyorum. Ama hayır, bu sefer ne diye düşünecektir? Aa evet tamam, bana ekstra bakmıyor çünkü zoruna gidiyor, çünkü beni görmek onun canını acıtıyor tarzında düşüneceği için bu senin açından pek iyi olmayacaktır. Aksine sanki yeni birine tanımışsın, daha yeni onu görmüşsün gibi bakmanı istiyorum. Yani şöyle bir bakıp kafanı çevir, yani hani duygusuz bak, anladın mı demek istediğim şey? Hani şey replikleri oluyor ya genellikle filmlerde, bana öyle bir baktı ki gerçekten o bakışta bir duygu olmadığını hissettim. Aynı o bakış atmanızı istiyorum ama ben çok şey hissediyorum Gizem, ben ölüyorum bitiyorum onun için, o domuz için diyorsanız kendinizi hazırladıktan sonra, ciddi bir şekilde durduktan sonra bakın. Çünkü gülmeniz ya da duygusal bakmanız onu günden güne oh be dedirtecektir. O yüzden siz hiçbir şey yokmuşçasına, daha sanki onu yeni görmüşsünüz, sanki böyle bir şey hiç yaşanmamış, yaşandı bitti saygısızca der gibi bakarsanız bu durum onu gerçekten inanın bana etkileyecektir. Onu hiç tanımamış gibi bakın ve kafanızı çevirin. Bu kadar. Dikkat edin, inanın bana bu 5 madde harfiyen uygulandıktan sonra işe yaramayacak. Hani işe yaramayacağını asla düşünmüyorum. Evet, Gizem ablanız gece gece beynini patlattı sizler için bu 5 maddeyi hazırladı.
başladı. Bayağı da uzun sürdü bu arada bu videoyu hazırlamam. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sadece onu pişman etmek adına bu videoyu benden istemişsinizdir. Gerçekten onu hayatınızda istemiyorsunuzdur. Çünkü seni engelleyen bir insana sen geri dönme, anladın mı? Seni engellemiş ve seni kaybetmeyi göze almış. Bu insanın hani ne yapmasını bekliyorsun ki? Ne demesini bekliyorsun ki? Anladın mı demek istediğim şey? Sen değerlisin. Seni sevecek insan elbette ki karşına çıkacak. Sen çünkü o kadar güzel, o kadar güzel seven bir insansın ki seni engelleyecek bir insanın sevgisine muhtaç değilsin. Anladın mı demek istediğim şeyi? Umarım anlatabilmişimdir. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hem bir şeyler katabilmişimdir hem de eğlenebilmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini isterseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşun yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.